Evet, Sayısal Gündem 2020'den herkese mutlu hafta sonları, iyi pazarlar sevgili seyirciler. Ben Nevra Öler, programımıza çok değerli hocam Gazi Üniversitesi Bilgi Güvenliği Mühendisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Mustafa Alkan'la birlikte yürütüyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Sevgili seyirciler, bugün ayrıca çok değerli iki konuğumuz bizlere eşlik ediyor olacak. Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Sayın İlker Tabak ve Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ersin Taşçı bizlerle. Hoş geldiniz sizler de. Şimdi ben programımıza başlamadan önce çok kısa bu hafta nelerden bahsedeceğiz, kısaca seyircilerimize aktarmak istiyorum. Bildiğiniz üzere sayısal gündemini, Türkiye'nin sayısal gündemini her programımızda sizlerle paylaşıyoruz. Bu hafta ise bilişim STK'larının yeri ve önemini konuşacağız sevgili seyirciler. Bilişim STK'larının yaptığı projeleri ve sayısal gündem projesinde birazcık gireceğiz bu programımızda. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Şimdi hocam, aslında tüm STK'lar çalıştıkları alanlar ne olursa olsun Türkiye'de çok önemli bir misyon yükleniyorlar. Ancak bilişim STK'ların yeri ve önemi de hiç şüphesiz çok önemli. Hem gerçekleştirdikleri projeler hem de hedefleri açısından. Dilerseniz buradan başlayalım. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hepimiz biliyoruz ki gelişmiş ülkeler ve gelişmiş toplumlara baktığımızda başarı öykülerinin altında yatan temel bir gerçek var. O da bütün politikalarını, stratejilerini, projelerini ortak akılla oluşturmaları ve ortak akılla da hayata geçirmeleri. Sonuç itibarıyla bu ortak akıl nasıl oluşuyor diye düşündüğümüzde de dört temel bileşeni bir araya getirmek suretiyle bu dört temel bileşenin ortak aklıyla politika, strateji ve projelerin geliştirildiğini ve başarının da bunun sonucunda geldiğini görüyoruz. Bu dört bileşen içerisinde kamu kurum ve kuruluşları ve buraların ilgilileri, yetkilileri, temsilcileri. İkincisi üniversiteler ve üniversitedeki o konularla ilgili bilim insanları. Üçüncüsü sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri. Dördüncüsü de ilgili sektör ve o sektör temsilcilerinden oluşan dört tane bileşen bir araya gelerek ortak akılla politika, strateji ve proje geliştirdiklerinde bunların çok ciddi şekilde başarıya dönüştüğünü görüyoruz. İşte tam bu noktada da Türkiye'de de baktığımızda yine bu dört bileşenin bir araya gelerek yapılan tüm çalışmalarda çok büyük başarılar elde edildi. Bizim konumuz olan bilişim sektörü üzerinde genelinde konuştuğumuzda da görüyoruz ki Türkiye'de bilişim STK'ları gerçekten çok etkin, yetkin bir konum ve sorumluluk üstlendiler. Ve bilişim stratejilerinde, bilişim politikalarında ve bilişim projelerinde de Türkiye'deki bilişim STK'larının çok olumlu katkıları oldu ve bu katkılar da uzun yıllardan beri süre geliyor. Burada en büyük payda birçok tabii ki bilişim STK'lar var, sivil toplum kuruluşlarımız var ama en eskisi, en geçmişi, en köklü olanı ve çok büyük başarılara bugüne kadar imza atarak gelmiş olan Türkiye Bilişim Derneği var. Ve bunun yanında da diğer bilişim STK'larımız var. Sağ olsunlar, bugün Türkiye Bilişim Derneğimizin başkanı, evet, ve yöneticisi arkadaşlarımızla beraber bu konuyu görüşüyor olacağız. Bu bilişim STK'ları bilişim dünyasıyla ilgili, Türkiye'nin bilişim politika ve stratejileriyle ilgili bugüne kadar neler yaptılar, bunların somut faydaları ve çıktıları neler, onları Sayın Başkanımızdan ve Sayın Ersin Bey'den de dinleyeceğiz. Evet. İlker Bey'le devam edelim. Çünkü hocam da bahsetti, hani bu konudaki ilk ve en eski bilişim STK'sı Türkiye Bilişim Derneği. Şimdi işte dedik STK'ların çok büyük bir önemi var ama sanki bu konuda özellikle bilişim alanında STK'lar... çok çok büyük bir misyon ve çok büyük bir görev üstlenmiş görünüyor. Bir de çok erken ve önceden açılmış, başlanmış bir proje olduğu için, bir dernek olduğu için nereden yola çıkıldı? Bu öngörü nereden başladı ve nereye geldi bu dernek? Biraz onları da merak ediyorum. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir fırsat verdiniz. Aslında iki kere teşekkür ediyoruz sektör adına da. Çünkü bu konuda sürekli bir yayın yapma inisiyatifini alıp öncülük ettiğiniz için böyle her hafta bu tür konuları masaya yatırıp sayısal gündem başlığında kolay bir şey değil. Bizler de STK'lar olarak elimizden gelen katkıyı, sizlere desteği vermeye her zaman hazırız. Bugün ayrıca biliyorsunuz bir sevgililer günü. İnsanları, evet, seven herkesin, insanlığa katkı veren herkesin bu günü kutlu olsun. Tüm günlerimiz böyle geçsin. İnşallah. İstiyoruz. Mutluluk ve barış içinde, huzur içinde, İnşallah, olsun. Türkiye Bilişim Derneği bilgisayarın ülkemize gelmesinden 10 yıl kadar sonra 1971 yılında kurulmuş bir dernek.
bugün sayısı 12 bine yakın üyesi olan, tamamen gönüllülük esasına çalışan, kamu yararına dernek statüsü kazanmış Bakanlar Kurulu kararıyla çalışmalarını bu şapkasıyla, bu bilinçle yürüten bir sivil toplum örgütü. Bireysel üyelik esasına dayalı olduğumuz için doğal olarak Mustafa Hocam'ın da bahsettiği birçok sivil toplum örgütündeki yöneticilik yapan üyesi olan değişik meslek gruplarındaki akademisyen olsun, sektörün diğer uzmanlık gruplarının temsilcileri, bunlar hep bizim de üyemiz. Bir çatı örgütü gibi de rol alıyor. İlk kurulan bu alandaki örgüt olduğu için mesleğin gelişmesiyle hareket etti. İlk anda bilişim bilincini yerleştirmeye çalıştı. Bilgisayarlaşmanın yaygınlaşması ve en büyük hedefimiz, ortak amacımız da aslında bilişim teknik bilimini ulusal bir kalkınma aracı olarak kullanma vizyonuyla yola çıkmış bir dernek. Bilişim alanı yatay bir sektör. Bütün sektörlerle ilişkimiz var. Yani inşaat, tabii, sağlık, eğitim, finans, işte aklınıza gelebilecek her türlü konuda ilişkimiz var ve her birine biz katma değerli çözümler yaratıyoruz. Bu katma değerli çözümlerle de kalkınmanın önünü açıyoruz. Amacımız bu. Bunun için vatandaşımızı bilinçlendirmek, toplumda bir farkındalık yaratabilmek bizim rollerimizden önemlisi. Meslektaşlarımızı da göz ardı etmeden sürdürüyoruz bunları. Şimdi tüm bunları gerçekleştirmek için de birçok proje yerine getirmek gerekiyor. Biraz da bunlardan bahsedelim dilerseniz. Dernek bu zamana kadar ne gibi projeler üstlendi? Ersin Bey, size devam edelim. Aslında derneğin üstlendiği projeler ve Türkiye'de bilişim sektörüne yaptığı katkıları 1971 yılından bugüne kadar özetlediğimizde çok ciddi manada bilişim sektörünün oluşmasına doğrudan katkıda, hatta bilişim mevzuatının oluşmasına doğrudan katkıda bulundu diyebiliriz. Özellikle ben şunun altını, hani halkımızın çok kolay derneğimizi anlaması bakımından şunun altını çizmek istiyorum. Türkiye'de şu anda kullandığımız bilişim, yazılım, donanım, bilgisayar gibi kelimelerin kaynağı derneğimiz. 2500'e yakın Türkçe kelimeyi Türkçe kelimeyi dilimize kazandıran, bu konuda çalışmalar yapan bir dernek ve bu konuda terim kolumuzda olan bir dernek. Az ne kadar farklı bir alan konudan da bahsettiniz. Çok fazla akla gelmeyecek bir kesinlikle konu ama. Kesinlikle bu konuda kurucumuz ve onursal başkanımız Sayın Aydın Köksal'ın çok ciddi katkıları ve kişisel gayretleri ve çalışmaları var. Tabii biz onun oluşturduğu bu geleneği halen devam ettiriyoruz. Mesela şu anda işitme engelliler için bilişim sözlüğü üzerinde çalışıyoruz. Çok güzel. Yine siber güvenlik konusunda bilişim sözlüğü konusunda çalışıyoruz. Yani şu anda Türkiye'de yeni gündeme gelen teknolojiler konusunda sözlüğümüze, Türkçemize yeni kelimeler kazandırmaya çalışıyoruz. Ve bunu sadece Türkiye'de yapmıyoruz. Bunu Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan'la birlikte, Türkiye devletleri içerisinde. Tabii Türkiye devletlerle birlikte yapıyoruz. Birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Tabii bunun yanı sıra konuşmalar içerisinde detaylarına belki başkanımız daha detaylı girecektir. Bizim geleneksel olarak yaptığımız etkinliklerle Türkiye'de bilişim kamuoyunu oluşturuyoruz biz. Bilgi işlem yöneticileri seminerimizle, kamu bilgi işlem yöneticileri seminerimizle ve her yıl Ankara'da düzenlediğimiz ulusal bilişim kurultaylarımızda. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayımızda, Akıllı Kentler İstanbul'da kurultayımızla biz sektörün bu anlamda sektör buluşmalarını, kamu özel sektör, akademi ve STK'ların buluşmalarını sağlamış oluyoruz. Şimdi bu projelerden hani birçok alandan bahsettik, işte terim kazandırma mesela çok önemli. Çünkü tamamen yabancı menşeli bir alan gibi görünüyor ve oradan Türkiye hazır olan bazı şeyler geliyor. Bunlarla ilgili çok ciddi bir karmaşa da oluşabilecek bir alan. Bunun dışında sayısal gündemde yine bilişim STK'larının bir arada olduğu ve çalıştığı projelerden biri. Sayısal gündem 2020'yi başka bir programımızda hocam, değil mi? Daha detaylı gireceğiz ama bugün birazcık sizleri de bulmuşken Sayın Taba ve Sayın Taşçı'yı ben biraz sayısal gündem 2020'ye de başlayalım istiyorum. Özellikle Türkiye Bilişim Derneği bu anlamda neler yaptı ve sayısal gündem 2020 nasıl oluştu dernek açısından? Evet.
Hocam derseniz siz buradan bir ona şey. Geçmeden önce istersen bu etkinliklerin ne tür sonuçlar tabii doğurduğu ile ilgili de bir iki şey söylemek istiyorum. Mutlaka hı, Sayın Başkanımızın da söyleyeceği şeyler vardır. Ersin Bey'in söylediği gibi bu yapılan faaliyet ve etkinlikler biraz önce benim söylediğim anlamda ilgili tüm tarafları bir araya getiren etkinlikler. İşte kamu BİP etkinliği diye nitelendirilen etkinlik bütün kamu kurum ve kuruluşlarındaki bilişim yöneticilerini yılda bir kez bir araya getirmek suretiyle Türkiye'nin kamudaki projeleri masaya yatırdığı, kamu projelerinin değerlendirildiği, ileriye dönük projeksiyonların, politikaların, stratejilerin, planların yapıldığı, Türkiye'nin bu alanda yapması gereken düzenlemeler nedir, bu düzenlemelerle ilgili birçok konuda tartışmaların yoğun bir şekilde ilgili tüm tarafların bir araya gelerek paneller, konferanslar, yuvarlak masa toplantıları, çalıştaylar marifetiyle yapıldığı etkinlikler olarak sürüyor. O açıdan bilişim STK'sı anlamında daha doğrusu sivil toplum kuruluşu olarak Türkiye Bilişim Derneği'nin çok ciddi bir misyon istemiş oluyor. Yani o ortak akıl dediğimiz ortak aklı aslında bir araya getiriyor. Bu etkinliklerde üniversitelerden tebliğler, bildiriler sunuluyor. Kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri buralara ciddi katkı sağlıyor. Artı sektörle kamuyu buluşturan etkinlikler. Sayın Başkanımın da bu anlamda söyleyeceği şeyler vardır. Sektör ihtiyaçları nedir? Sektörün kamudan beklentileri nedir? Kamu sektörle ilgili ne tür düzenlemeler yapması gerekiyor da sektörün nasıl önüne, evet birbirini destekleme anlamında ne yapmaları gerekiyor noktasında çok önemli etkinlikler bunlar. Ve hemen hemen bu söylediğim ortak akıllar bu etkinliklerde bir araya geliyor. Çok ciddi çalışmalar yapılıyor, raporlar yayınlanıyor. Bu yayınlanan raporlar da ülkenin stratejilerini, politikalarını evet, ve düzenlemelerini belirlemeye yarıyor. O konuda başkanımızın da istersen evet hocam, ne gibi geri dönüşler oluyor ve ne kadar sonrasını evet, aslında etkinliklerin kaçıncısının yapıldığını ben şimdi size saymaya başladığım zaman etkisi ortaya çıkacak. Örneğin bu yıl yine sonbaharda yapacağımız Ulusal Bilişim Kurultayımızın 33.sünü gerçekleştireceğiz. Çok. Yani bu 33 yıldır yapılıyor demek. 1976'dan beri yapılıyor. Başlangıçta 2 yılda birdi. Başka bir alanda da herhalde bu kadar eski ve bu kadar istikrarlı devam yani, eden süre gelen çok az. Çok az azdır. Değil mi? Yani evet, sonuçta sahiplenmeyle ilgili bunlar. Meslektaşlarımız, üyelerimiz, toplum sahiplendiği için bu tür iş birliklerine, iş bölümlerine bu kadar köklü, bu kadar köklü oldu, ayakta kaldı. Sözü dinlenen bir örgütüz bir yandan da. Gerek devlet yönetimiyle olsun, gerekse diğer kamu kurumlarıyla, üniversitelerle olsun. Görüş alışverişinde bulunulan bir örgütüz. Bu da tabii yapıcı, geleceğe dönük, vizyoner bir takım yaklaşımlarla yola çıkmamızdan kaynaklanıyor. Biz bilişimciler genel olarak zaten birkaç adım önde olmalıyız ki yol gösterici tabii olalım. Bilişimin ışığıyla aydınlanalım, aydınlatalım diyoruz. İşin hukuk boyutuna değiniyoruz hemen yeri gelmişken. Örneğin 10-12 Mart'ta Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı'nın dördüncüsünü yapacağız İzmir'de. İlgili tüm herkesi oraya bekleriz. Hemen ardından 24-27 Mart arasında bu sefer 23.sünü yapacağımız Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri Seminerimiz var Antalya'da gerçekleştireceğiz. Her alanda uzunmak bilmeyen evet, bir etkinlik süreci Mustafa var. Mustafa Hocam'ın da bahsettiği Kamu Bilgi İşlem Merkezi yöneticilerini biz topluyoruz. Bizim misafirimiz oluyorlar. Onu da yine Mayıs'ın sonunda 26-29 Mayıs tarihlerinde o da Antalya yöremizde olacak. Burada da hem birbirleriyle olan sorunları, çözümleri paylaşma olanağı hem de özel sektörle olan kaynaşmaları, akademik oturumlar vesaire hepsi desteklenerek gelecek. Bunun dışında şubelerimizin yaptığı etkinlikler var. Hukuk Kurultayı'nı İzmir şubemiz yapıyor. İstanbul'da Akıllı Kentler temalı bu yıl 10.sunu yapacağız. İstanbul Bilişim Kurultayı. Şimdi buna yetişmek kolay oluyor mu acaba? 7 tane şubemiz var. Zaten burada da işbirliği, iş bölümü yapıyoruz. Antalya şubemiz var. Onlar turizmle ilgili etkinlikleri sürdürüyorlar. Ardından Ankara şubemiz hemen önümüzdeki hafta 25-26 Şubat günlerinde bilişim ve lojistik konulu bir etkinlik düzenliyor ki alanında biz daha önce değişik etkinliklerimizin altında yapmıştık bu çalışmaları. Başlı başına bu konuya ayrılmış bir etkinlik olması sebebiyle de ilk ve önemli bir etkinlik. Hı hı. Çalışma gruplarımızın düzenlediği yarım günlük, günlük seminervari bir takım etkinliklerimiz de çalışma oluyor. Gruplarına da biraz oluyor, daha detaylı yani gireceğiz. Bakın, bazı şeyleri biz başlatıp farkındalık tabii yaratmaya çalışıyoruz. Sonra
kenara çekiyoruz. İlgili uzmanlık örgütleri bunun arkasını getirsin diye. Örneğin ev hanımlarına internet eğitimini yıllar önce biz başlattık. Genç bilişimcileri bir araya getirdik. Bugün üniversitelerde kendileri örgütlenmiş durumdalar. Yine okullarını bitirdikten sonra Türkiye Bilişim Derneği ile olan bağlarını koparmıyorlar. Bunların her biri birbiriyle ilgili, ilişkili konular ve biz çekim merkezinde duruyoruz bir şekilde. Evet. Her türlü desteği, katkıyı da bekliyoruz. Bilişimle ilgili sorunu olanların da bize başvururlarsa çözemesek bile kimin çözeceğini bildiğimiz için yönlendirmeler de yapıyoruz. Aslında dediğiniz gibi çok sağlam bir çatı oluşmuş. Hani temel deriz ama burada çatı önemli galiba. Altına evet. da yavaş yavaş ekleniyor. Bir fitil ateşleniyor ve akabinde de zaten bu fitili devam ettirebilecek hem çalışma grupları var işte hem kamu hem de endüstri. Aslında herkes burada bir taşın altına elini koyuyor gibi görünüyor ama yine de öyle bir alan ki tüm bunlar yetmiyor. Daha da fazlasını, daha da ötesini yapmak gerekiyor andığım kadarıyla. Birazcık bilişim alanı bu. Birazdan çok kısa bir araya gireceğiz. O yüzden yeni bir konuya aslında çok fazla girmek istemiyorum ama şunu da soracağım hemen kısaca. Gerçi araya girelim, ondan sonra soralım. Çünkü siz de söylediniz, biz sözü dinlenen bir örgütüz diye. Bu da çok önemli. Yani yapılan projelerin geri dönüşleri tatmin edici oluyor ve bazı şeyler işe yarıyor ki örgütte bu çatı görevini tam anlamıyla sağlam bir şekilde yerine getirebiliyor. Dilerseniz kısa bir araya gidelim. Aranın ardından da birazcık bu etkinliklerin geri dönüşleriyle ilgili konuşalım. Kısa bir ara. G ile tanışmanıza çok az kaldı. Çünkü Vodafone tırımız sizlere 4.5G'yi yaşatmak için yola çıkıyor. Sahip olduğumuz A1 bandı ile Türkiye'nin her köşesine gidiyoruz. Bizim için 4.5G artık 4.5G. Siz de Vodafone SuperNet 4.5G'ye şimdiden hazır olmak için 4545'e mesaj atın. Sayısal Gündem 2020 programı TGRT Haber Ankara Stüdyo'dan devam ediyor sevgili seyirciler. Bilişim STK'larının yeri ve önemi ve yaptığı çalışmaları konuşmayı devam ediyoruz. Sayın Taşçı ve Sayın Tabak'la birlikte ve değerli hocam Mustafa Alkan'la beraber ağırlıyoruz. Şimdi çok kısa bir araya gittik geldik. Bilişim STK'larının özellikle Türkiye Bilişim Derneği'nin çalışmalarından bahsediyorduk ama bunların geri dönüşleriyle ilgili işte ne gibi çıktılar var, ne gibi faydalar sağlandı kısmı da çok önemli. Yani bunlar mutlaka ciddi anlamda ölçümlendiriliyordur. Ve bazı konularda çok ciddi değişimler ve gelişimler oluyordur diye düşünüyorum. Biraz da bunlardan bahsedelim. Aysim Bey. Şimdi tabii Türkiye Bilişim Derneği'nin biraz önce Sayın Başkanımızın saydığı etkinliklerin Türkiye'de ve dünyada bilişim sektörünün son yarım yüzyılda gerçekleştiğini göz önünde bulundurarak ne kadar geçmişten bu yana ciddi manada etkinlikler yaptığımızı ve Türkiye'de bilişim gündemine katkı sağladığımızı tekrar vurgulamak istiyorum. Tabii biz bu etkinliklerimizde yaptığımız işte biraz önce Mustafa Hocam'ın da ifade ettiği akademik bildirilerden tutun da sonuç raporlarına kadar birçok raporu biz gerek hükümetlerle gerek siyasilerle ve gerekse konum muhatabı olan kamu otoriteleriyle paylaşıyoruz. Akademik dünyayla paylaşıyoruz, özel sektörle paylaşıyoruz. Ve esasen bizim bu etkinliklerimizin tamamına yakınında biz geçmişi ve hatta zaman zaman bugünü konuşmuyoruz, geleceği konuşuyoruz. Yani gelecek öngörüleri yapıyoruz, geleceğe yönelik. Mesela bu sene Endüstri 4.0'ı gündemimize yoğun bir şekilde aldık. Nedir o proje? Tabii yani endüstri devrimiyle alakalı bir süreç. Dördüncü endüstri devrimi biliyorsunuz artık buhar, elektrik, bilişim ve artık nesnelerin interneti ve robot teknolojilerine doğru bir gidişat var. Bu artık tartışılıyor. Yani artık üretilen her şey evet. içerisinde bilgiyi barındıracak ve bir iletişim kaynağını barındıracak şekilde üretilecek.
diye özetleyebiliriz. Tabii bütün bu sonuçlar bizim sektörde ilgili uzmanlarla beraber hazırladığımız, ilgili uzmanların gönüllü katılımlarıyla hazırladığımız ve tarafsız gözle oluşturduğumuz raporlar, bilgiler, dokümanlar olduğu için de muhatapları tarafından ciddiyetle ele alınıyor. Yani herhangi bir siyasi kaygımız yok, herhangi bir ticari kaygımız yok veya herhangi bir bireysel kaygımız yok. Bu katkıyı verenlerin de yine neticede ortak aklının bir ürünü olduğu için de ciddi manada dikkate alınıyor. Mesela en son çıktısını size örnek olarak vereyim. Bizim geçen sene Şubat ayında yayınladığımız bir siyasi partilerden beklenti raporumuz var. Biliyorsunuz 7 Haziran seçimleri öncesi biz bu beklenti raporumuzu yayınladık. 32 siyasi partiye gönderdik ve bunlardan özellikle mecliste grubu olan siyasi partilere de özel olarak toplantıyla. Nasıl oldu geri dönüşler? Geri dönüşü mükemmel oldu. Şöyle mükemmel oldu. Yani en azından biz şu anda 64. hükümeti oluşturan siyasi parti bilişimle alakalı 62 maddesinden yaklaşık 37 tanesini bizim yayınladığımız bu bildirgeye eşdeğer, benzer veyahut da aynı içerikte gündemde. Yani aslında o hükümetin neredeyse bilişimle alakalı yol haritasının büyük ciddi bir manada katkı sağlamış oldu. Diğer muhalefet siyasi partilerinde de yine çok ciddi manada geri dönüşler aldık. Özellikle ana muhalefet ve diğer Milliyetçi Hareket Partisi'nin hükümet siyasi seçim bildirgelerinde çok ciddi manada bizim bu raporumuzdan alıntılarının olduğunu gördük ve bundan memnun olduk. Yani bizim burada katkımız Türkiye'ye katkı sağlamak. Diyorsunuz ya bir işte beklenti yok. Aslında yani en büyük beklenti tüm millet adına bir beklenti. Tabii. Yani işte sanayiden bir devrimden aslında bahsediyoruz. Söz konusu olan şey herhangi bir konudaki bir değişim veya gelişim değil aslında. Komple tüm alanı işte eğitimi, sağlığı, sanayi, işte siyaseti, politikayı her şeyi kapsayan bir dönüşüm. Den bahsediliyor ve bu anlamda da gerçekten millet adına çok önemli, çok ciddi bir katkı var. Şimdi ilave bir iki şey söylemek gerekirse Ersin Bey çok güzel bir noktaya geldi. Şimdi sivil toplum kuruluşlarının şöyle bir misyonu var ve önemli de bir üstlendiği görev var. Tamamen tarafsız, bağımsız ve objektif bir şekilde çalışmalarını yürütüyor ve yönlendirmelerini yapıyor. Bazen zaman zaman baktığımızda siyasi otoritenin taraflı özür dilerim davranabilmesi söz konusu. Sektörün kendi açısından taraflı davranabiliyor olması söz konusu. Ya da olaylara böyle çok da objektif bakamadığı durumlar olduğu söylenebilir. İşte sivil toplum kuruluşları bünyesinde ilgili tüm taraflardan temsilciler olduğu için sivil toplum kuruluşlarının birinci önceliği kamu yararı. Tabii. Ülke yararı ve kamu yararı ve ülke yararı doğrultusunda doğru politika ve stratejiler basıdır. Böyle olduğunda gerçekten burada oluşturulan projeler, yapılan çalışmalar daha bağımsız, daha objektif, daha tarafsız çalışmalar ve uygulamalar olduğu için ciddi anlamda da ülke yararına sonuçlar ve çıktılar doğurabiliyor. Değilse bazen sektör kendi tarafından bakarak olaya kendi çıkarları doğrultusunda hareket edebildiği gibi zaman zaman siyasi otoriteler başka türlü davranıyor, başka türlü hareket edebiliyorlar. Ama sivil toplum kuruluşları bunların da üstünde tamamen ülke genelinde ülke yararına kararlar, çabalar ve mücadeleler verdiği için önemli bir misyon istemiş ve oluyorlar. Ve o çıktılar da yani ben de aynı şekilde affedersiniz hocam. Aslında alınan sonuçlar ve çıktılar da o STK'ların başarısını gösteriyor. Yani bu misyonun vizyonu edinebilir ama bir de bunun üzerinde bunu başarabiliyor olması çok önemli. Sanırım bu konuda da Bilişim STK'ları ve Türkiye Bilişim Derneği de o anlamdaki kendi kişisel misyonunu da tamamlamış görünüyor. Bir cümleyle ben bitireyim. Bakın daha önce E-Dönüşüm İcra Kurulu diye bir kurul vardı. Sayın Başkanlarım da çok iyi bilirler. Bu E-Dönüşüm İcra Kurulu içerisinde Türkiye'nin E-Dönüşümü ile ilgili bütün politikalar ve stratejiler ve tüm düzenlemeler tartışılıyordu. Uzunca yıllar devam etti. Ve bu E-Dönüşüm İcra Kurulu içerisinde 4 tane bakanlık vardı. O zaman biliyorsunuz Devlet Bakanlığı DPT bu E-Dönüşüm politika ve stratejilerini yürüttüğü için
Devlet Planlama Teşkilatı Sekreteriyası'nda koordinatörlüğünde onun bağlı olduğu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı E-Dönüşüm İcra Kurulu Başkanlığı'nı yapıyordu. İçerisinde Milli Eğitim Bakanı, Enerji Bakanlığı, Ulaştırma Haberleşme Denizcilik Bakanlığı gibi, Sanayi önce. Bakanlığı gibi 4 tane bakanlık. Bunun dışında kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarları, Genelkurmay temsilcisi, MİT müsteşarlığının temsilcisi, TÜBİTAK temsilcisi, BTK temsilcisi, bütün bunlar vardı ve orada da bu bilişim STK'ları geniş oranda temsil ediliyordu. Dolayısıyla öylesine önemli kararlar alındı, öylesine önemli uygulamalar hayata geçirildi ki çok ciddi bilişim alanında başarılar elde edildi, düzenlemeler gerçekleştirildi, projeler hayata geçirildi. Daha sonra E-Dönüşüm İcra Kurulu kapatıldı. Ondan sonra aynı şekilde bilişim politika ve stratejilerinin başarılı ve hızlı bir şekilde ilerlemediğini gördük o günden bugüne. İşte bu gösteriyor ki bilişim STK'ları gibi ilgili tüm tarafların yer aldığında kararların daha doğru çıktığı, daha tarafsız, daha objektif, tamamen kamu yararına ve menfaatine sonuçlar doğurduğunu orada çok net görmüştük. Dileğimiz odur ki yine benzer şekilde başkanımın da söyleyeceği şeyler vardır. Bu tür bir üst oluşum ve üst akılla Türkiye'de bir an önce yeniden hızlı bir şekilde bu politika ve stratejilere yön vermek gerekir diye düşünüyorum doğrusu. Başkanım siz neler söylersiniz? Aslında bu E-Dönüşüm İcra Kurulu'nda biz de vardık. Birkaç tane sivil toplum örgütü. Biz tabii bu resmi görevimiz bittiği andan itibaren biz de boş vermedik. Bu inisiyatifi kendimiz sürdürmeye devam ettik. Önemli olan burada gönüllü çalışmayla yönlendirmeyi yapabilmekti. Bakın 2002 yılında Türkiye Bilişim Şurası'nı düzenledik. İktidar, muhalefet, tüm partiler bir noktada uzlaştılar ve biz o dönem bilişimsizlik maliyeti diye bir kavram attık ortaya. Bilişim teknolojisini kullanmıyorsanız, eksik kullanıyorsanız, yanlış kullanıyorsanız katlanmak zorunda olduğunuz bir maliyet. Ve milyarlarca dolardan bahsettik. Elimizde çok ölçülmüş parametre yoktu ama bunun peşinden gitti ondan sonraki iktidar, hükümet. İkincisini düzenledik 2 yıl sonra. Benzer konuları tekrar masaya yatırdık. İşte eğitimden sağlığa, hukuktan diğer finansa varıncaya kadar ne tür faydalar sağlanır, nasıl kalkınmada öncelik yaratılır, bilişimle bir sıçrama sağlanır, onu ortaya koyduk. İster icra kurulunda olalım, ister olmayalım, biz STK'lar zaten bir takım inisiyatifleri alıp bir araya gelip çalışmaları sürdüre geldik. Yapılıyor, evet. 4 tane sivil toplum örgütü, bugün biz Dijital Türkiye Platformu adı altında Avrupa'daki benzer çalışmalarla da eşgüdümü sağlamak üzere bir aradayız. Sizin konu başlığınız olan sayısal gündemi ve bizim yaptığımız dernek olarak detaydaki çalışmaları yarın öbür gün Avrupa Birliği'ne entegre olduğumuzda tamamen açıkta kalmayalım diye bir adım önden giderek hazırlıklarımızı zemin yapıyoruz. Zemin hazırlanıyor, sağlam bir zemin yani hazırlanıyor. Bu tamamen inisiyatif almaktan geçiyor, gönüllü olmaktan geçiyor. Tabii ki hükümetlerin, bakanlarımızın destekleri çok önemli. Onları da etkinliklerimize gelip şeref veriyorlar, katkı veriyorlar. Onları da hepinizin huzurunda bir kez daha davet ediyorum bu etkinliklerimize. Her şeyi toplum için yapıyoruz sonuçta. Evet. Sayısal gündem neresinde bu projelerin? Sayısal gündem özellikle son birkaç yıldır bu projelerin tam ortasında, tam göbeğinde, tam merkezinde diyebiliriz. Biraz önce Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi 2011 yılında oluşturulan bir inisiyatifle Dijital Türkiye Platformu kuruldu. Başlangıçta 5 sivil toplum örgütü, şu anda 4 sivil toplum örgütü bu Dijital Türkiye Platformu'nu sürdürüyor. Biz de Türkiye Bilişim Derneği olarak 2014 yılından bu yana bir inisiyatif alarak ve durumdan vazife çıkartarak Türkiye Bilişim Derneği Sayısal Gündem 2020 uzmanlık gruplarını oluşturduk. Sayısal Gündem uzmanlık grupları şu anda 7 ana hedefte 31 uzmanlık grubunda ve 700'ün üzerinde uzmanla faaliyetlerini sürdürüyor. Mustafa Bey genel koordinatörümüz bu arada. Bilmiyorum daha önce bu görevi bahsi geçti mi? Sağ olsun Mustafa Bey'in koordinesinde bu faaliyetler yürütüyor. Ben yönetim kurulu temsilcisi olarak yönetim kuruluyla bu uzmanlık grupları arasındaki köprüyü sağlamış oluyorum. Ve ilk kuruluş aşamalarında tabii ciddi çalışmalarımız oldu. Bu uzmanlık gruplarının Türkiye'de
Yani Avrupa Birliği Dijital Ajandası'nda paralel bir yapı oluşturduk. Bu yapı Avrupa Birliği'nin kendisine koyduğu bir takım misyon ve vizyona paralel Türkiye'de bir sayısal gündem oluşturulmasını öngörüyor. Avrupa Birliği ile bir uyum öngörüyoruz ama sadece Avrupa Birliği ile uyumla sınırlı değil, Türkiye'nin sayısal gündemini. Yeni şeyler de katarak. Tabii Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik de çalışmalarımız var. Mesela yerli bilişim endüstrisi bizim önemli bir sorunumuz. Yerli bilişim endüstrisinin geliştirilmesi. Bu konuda uzmanlık gruplarımız var. Mesela çevrim içi çocuk istismarının önlenmesi, siber güvenlik, siber milli savunma özellikle son bir yıldır çok gündemde biliyorsunuz. Biz yani bunları yıllardır konuşuyoruz ve bu konuda tedbirler. Bir şeyi ben çok altını çizmek istiyorum. Bu gruplarımızda şöyle bir özelliğimiz var bizim. Biraz önce Sayın Başkanımız hani bir şemsiye yapıdan söz etti. Biz bu çalışmalarımızı diğer STK'larla beraber yapıyoruz. Yani diğer STK'larla işbirliği halinde. Dolayısıyla böyle yarı özerk bir yapı halinde kendi yönergesi olan bir çalışma metodolojisi izliyoruz ve tamamen burada bir Türkiye'nin 2023 vizyonunun gerçekleşmesini sağlayacak çalışmaların yapılması, Türkiye'de artık bilişim sektöründe var olan uzmanlık ihtiyacının karşılanması gibi çalışmaları öngörüyoruz burada. Ve bu çalışmalarımız içerisinde sadece bilişimciler yok. Yani tıp, hukuk sektöründen yani bütün bilim disiplinleri. Bu ve, alan da yine aynı tabii, şekilde bir tabii. harman oluşturuyor. Çünkü artık biraz önce İlker Bey'in çok doğru bir tespitte söylediği gibi bilişim sektörü yatay bir sektör. Hı-hı. Artık her alana giriyor, her alana etkiliyor. Telif haklarından tutun da e-ticarete kadar, kişisel haklara kadar, evet yani büyük veri, bulut bilişim, robot teknolojileri. Hayatın bizim, her alanı. Tabii bunlar her biri bir uzmanlık alanı da bizde çalışılıyor. Ve dolayısıyla bütün bu çalışmaların da merkezine yerleşmiş oluyor diyebiliriz. İlker Bey bir şey söyleyecektiniz sanki. Şimdi tabii bu çalışmalar bununla kısıtlı kalmayacak. Biz geçmiş 40 yılda ne yaptık, gelecek 40 yılda neler olacak diye kurucu onursal başkanımız Aydın Köksal'a genel kurulumuzda bir görev verip bir kitap hazırlamasını da çok istemiştik. Güzel. Öyle bir yayınımız da var. Bilişim ve kalkınmada, bilişim devriminde Türkiye diye bir kitabımız da var. Yani 2051'de neler olacak? Eğer biz bilişim teknolojisini üreterek, bundan yararlanarak, özellikle de yazılım ihracatıyla kalkınma yoluna gidersek ilk 10 ekonomi arasına girebileceğiz. Aksi takdirde klasik ekonomik unsurlarla biz özlenen büyümeyi sağlayamayız. 2023 hedefimiz arasında bunlar var. Bu hedefi tutturabilmenin yolu yılda ortalama %8 civarında büyümekti. Ama son 3 yılda bunun daha da altında kaldığını gördük. Belki artık 2023'leri 2030'lara, 2040'lara taşımak lazım. Bazı hedefleri de revize etmek gerekebiliyor. Ama etrafta bu kadar ateş çemberi varken, dumanlar maalesef yükselirken, insanlar oradan oraya göç ederken bütün bunları yapabilmek o kadar zor ki. Ama yani, işte bu alanında geç kalınmaması gereken. Tabii ki yani biz her şeye rağmen yine kendi alanımızdaki bir takım çalışmaları sürdüreceğiz ki bu çalışmaların sonucunda yine hazır olalım, ilerlememiz o sağlansın, büyümeyi sağlayalım. Her şey kişilerin, toplumun mutluluğu ve refahı için. Başka şeyler toparında dönüp arkaya bakıldığında burada geç kalınmamış olsun. Tabii, hocam. Tam bu noktada şunu söylemek lazım. Malum hepimiz biliyoruz ki bu yeni olan bir şey değil. Yüzyıllardır Türkiye olması gerekenlerde başarılı olamaması için mevcut yeni dünya düzeninde de varlığını devam ettirip güçlü bir Türkiye haline gelmemesi için her türlü çaba uluslararası boyutta tabii harcanıyor. Nitekim istenen temel şeylerden bir tanesi de herkes bilgi çağını yakalarken, bilgi çağının fırsatlarını ekonomiye, teknolojiye dönüştürürken bizi yine böyle işlerle uğraştırarak bu fırsatı da, bu tarihi fırsatı da kaçırmamız noktasında zeminler hazırlanıyor, çabalar var. Biz de işte tam bu noktada sayısal gündem olarak diyoruz ki Türkiye'nin gündemi ne olursa olsun biz sayısal gündemi gündemden çıkarmayalım. Hı hı. Ve Türkiye'nin bu tarihi, 100 yıllık tarihi fırsatı da kaçırmasına izin vermeyelim.
Tüm bu yoğun gündem içerisinde bilgi çağının, bilgi toplumunun gereklerini gündemde tutalım ki geleceğimiz burada ve bu teknolojilerde, bu dünyada, biz bu dünyada da var olalım ki bütün dünyada varlığımızı sürdürelim. Güzel, temel amacımız da bu zaten. Hocam, ağzına sağlık. Evet. Ben size bir şey söyleyecektim. Yani özel olarak bu konuda söyleyeceğim bir şey yok ama bir şey ilave etmek istiyorum sayısal gündemle ilgili. Biz Avrupa Birliği çalışmalarını skorboardlarla, skor tablosuyla takip ediyor yıllık olarak. Biz de benzer bir çalışmayı sayısal gündem çalışmaları çerçevesinde skorboard oluşturmaya başladık ve 2016 sonunda ilk skorboardumuzu yayınlayacağız. Yani Türkiye'de bu daha bugüne kadar yapılmadı. Türkiye'nin temel bir takım göstergelerle skorunu ve Avrupa Birliği içerisindeki yerini tayin etmiş olacağız. İnşallah o zaman da yine programımız burada olur. Sizlerle beraber burada paylaşıyor oluruz TGT Haber izleyicileriyle. Önümüzdeki günlerde bu konudan sorumlu grup koordinatörü arkadaşımız da burada davet etmek suretiyle o skor tablolarında Türkiye'nin bugün bulunduğu yer neresi? 2016'da nerede olması lazım? 2020'de nerede olması lazım? 2023'te nerede olması lazım? Onları ortaya koyarak bu işte sayısal gündem 2020'nin temel şeyi budur. Devletin de hükümetin de ilgili tüm tarafların önüne, çünkü her şeyi devletten beklememiz mümkün değil, bekleyemiyoruz bazen. Tüm sorumlu taraflar, ilgili tarafların inisiyatif alması gerekiyor, çalışmalar içerisinde olması gerekiyor. Ve bu yönde de hükümeti, devleti destekleyici politikalar ortaya getirmesi lazım ki burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Hedefleri koyarak o hedeflere gitmek için yol haritalarımızı, planlarımızı, programlarımızı da belirleyerek ilgili taraflara diyoruz ki şunlar yapılırsa biz ancak 2016'da, 2020'de, 2023'te şuralara gelebiliriz. Ortaya koyma açısından da bu skor tabloları, Ersun Bey'in söylediği şey çok önemli. Bu projenin içerisinde bütün başlıklarda bu tabloları da oluşturmaya çalışacağız. Çalışma gruplarından bahsettiniz. Biraz onlara da değinelim istiyorum. Program öncesinde biraz konuştuk. Ne esasına dayanıyor bu gruplar diye, gönüllü esasından bahsettiniz. Tabii. Ne gibi yani işin içinde akademisyenler mi var, işte endüstri mi var, öğrenciler mi var, gençler mi var? Nasıl oluşuyor bu çalışma grupları? Tabii şimdi birincisi sizin de ifade ettiğiniz gibi bu yapılan çalışmalar tamamen gönüllülük esasıyla yapılan çalışmalar. Yani tamamen bu çalışmaya katkı veren herkes kendi normal zamanlarından zaman ayırarak, enerji ayırarak, bilgi, kültür ve birikimlerini bu konuya kanalize ederek çalışmalarını yürütüyorlar. Yaklaşık bizim bu katkı verenlerin üçte biri akademisyen kökenli, üniversitelerimizden katkı veren insanlar. Akademisyenlerin katkısını çok önemsiyoruz. Sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri var. Dediğimiz gibi mesela güven ve güvenlik başlığındaki alt çalışmaları biz Bilgi Güvenliği Derneği ile beraber yapıyoruz. Ne bileyim, çevrimiçi çocuk istismarını önleme ile ilgili çalışmaları Çevrimiçi Çocuk İstismarını Önleme Derneği ile beraber yapıyoruz. Aslında her alanın altı dolu. Tabii, her alanın altı dolu. Bizim burada katkı verenler, dediğim gibi diğer bilişim dışı sektörlerdeki uzmanlar söz konusu. Biraz önce sizin ifade ettiğiniz gençlerimiz çok önemli. Biz TBD Genç diye bizim bir oluşumumuz var. 33 üniversitede örgütlenmiş bir yapımız var. 1998 yılından bu yana faaliyetini sürdürüyor. Biz bu uzmanlık gruplarında bu gençlerimizi de bulundurarak onların geleceğin uzmanları olarak yetişmelerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ve bu çalışmalarımızda özellikle kamunun bilgi toplumuna giriş sürecinde ele aldığı strateji belgelerine destek olma amacıyla kamuyla da yakın ilişki içerisindeyiz. Aslında hani biraz önce raporlar vesaireden başladık ama bizim somut çıktıları olmayan birçok katkımız var. Yani oluşan bu komisyonlara katkı vererek veya görüş bildirerek. O somut çıktılar için tabii, süreç de gerekiyor. Tabii yani kamunun somut çıktılarına bizim dolaylı veya doğrudan katkılarımız söz konusu oluyor. Yine diğer sivil toplum örgütlerinin yaptığı çalışmalara doğrudan katkı sağlıyoruz. Engelliler için bilişim çok önemli bir uzmanlık grubumuz bizim. Engellilerin toplumsal hayatta engellerinin kaldırılması değil, direkt doğrudan istihdama, hayatın içerisine katılması için bilişim teknolojilerinden yararlanılması konusunda uzmanlaşma
çalışması söz konusu oluyor. Bir başlık da çok önemli. Bizim Avrupa Birliği'nden farklı olarak yaptığımız çocuklar için bilişim ve çocukların efendim internet ortamında oyun oynayan tüketici pozisyondan kod yazan, üreten bir pozisyona gelmesini. Bu biliyorsunuz dünyada, Amerika'da bizzat Barack Obama'nın desteklediği, Güney Kore'de yaygın bir şekilde yapılan bir çalışma. Ve biz bunun Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğinde ve himayesinde yapılmasını istiyoruz. Yani bütün dünyada... Oyun oynamayın, oyun yazın. Evet, üretin, yani biz bu yaz kod yaz diye bir kampanya başlatacağız inşallah. Ve bu yaz kod yaz. Oyna, eğlen, kitap oku ama... Kendi yaptığın şeyle oyna yani, çok güzel. 2 saatte kod yaz. Bunun da tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde ve onun önderliğinde olmasını çok arzu ediyoruz. Çocuklarla ilgili olan projeler daha bir heyecan veriyor. Buyurun hocam. Hocam yavaş yavaş toparlayalım, evet, artık son sözlerimizi alalım. Bir iki şeyi de söylemekte fayda var. Bu proje içerisinde doğrudan sorumlu olan bakanlıklarımız var. Sayın Başkanımızla birlikte bu bakanlıklarımızla bir işbirliği çalışmalarımız da yürüyor, devam ediyor. Ama buradan bu vesileyle de iletmiş olalım. İlgili bakanlıklarımızın bu konulara, bu projelere ve bu gruplara, çalışma gruplarına biraz daha yakından ilgi göstermesini ve destek vermesini bekliyoruz. Çünkü bu bir anlamda Avrupa Birliği süreci içerisinde Avrupa Birliği Bakanlığı'nı çok yakından ilgilendiren konu başlıklarımız var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı çok yakından ilgilendiren konu başlıklarımız, çalışma gruplarımız var. Yine Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme Bakanlığımızı, Milli Eğitim Bakanlığımızı, Aile Bakanlığımızı ilgilendiren çok önemli çalışma grupları ve konu başlıklarımız var. Dolayısıyla bütün bakanlıklarımızdan, bütün kurum ve kuruluşlarımızdan bu projeye çok ciddi bir şekilde sahip çıkmalarını, destek olmalarını ve katkı vermelerini bekliyoruz. Başkanım da son şeyiyle 2012 yılında programlama çocuk oyuncağı sloganıyla başlattığımız bir çalışma ki zor bir şey olmadığını algı yaratalım, farkındalık yaratalım diye söyledik. Bir analitik düşünme, çözüm yolunda, problem çözme yolunda farklı yaklaşmayı, bir zihin jimnastiğini çocuklarımıza kazandırmayı amaçlayan bir proje. Tabii her programlama öğrenen sonunda gelip bilgisayar mühendisi, programcı olacak diye bir kural yok. Her okuma yazma öğrenen nasıl ki yazar olarak hayatını sürdürmüyorsa benzer şekilde ama bir hayat kalitesini, yaşam kalitesini yükseltici bir altın bilezik gibi kenarda dursun. Bu alan artık bir meslek edinme değil. Tamamen konuşuyoruz zaten en baştan beri. Hayatın içine yer alan bir konu, bilişim. Tüketimden üretime geçmek gerekiyor bu konuda. Aslında bu projelerin hepsini ayrı ayrı tek tek konuşmayı çok isterim. İlerleyen programlarda da, değil mi hocam? Yani özellikle çocuklarla ilgili, kadınlarla ilgili bunları detaylı bir şekilde, bunları ulaşmak isteyen, bu konuları merak eden gençler, izleyiciler var. Onlara zamanla da daha fazla bilgiyi de aktarıyor olacağız bu ekranlarda. Sizin son sözlerinizi alalım. Vardan alalım. Ben sayısal gündem uzmanlık gruplarına katkı vermek isteyen uzmanların tbd.org.tr adresinde sol üst köşede sayısal gündem uzmanlık grupları başvuru formunu bannerına tıklayarak tbd.org.tr Türkiye Bilişim Derneği org.tr oradan başvuru yapmalarını ve bu 700'e yakın uzmanımıza, yeni uzmanlarımızın katılım sağlamalarını, gönüllü katkı vermelerini bekliyorum. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık ayrı ayrı. Sevgili seyirciler, bugün Türkiye'de bilişim STK'larının yeri ve önemi mi? En önemlisi Sayısal Gündem 2020 projesinin de geçirdiği süreci konuştuk. Tüm programlarımızda bilgi çağında ve bilgi toplumu olma yolunda Türkiye'nin gelecek vizyonu olan Sayısal Gündem 2020'de konuşmaya devam edeceğiz. Çok değerli hocam Profesör Doktor Sayın Mustafa Alkan'la beraber ağırladık. Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Sayın İlker Sabah ve Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ersin Taşçı'yı. TGT Haber Ankara Stüdyo'dan sürdürdüğümüz Sayısal Gündem 2020 programını noktalıyoruz. İyi pazarlar.